Merhabalar, hepinize keyifli bir hafta sonu diliyorum. Cesur Adımlar'a hoş geldiniz. Bugün hepimizin hayatının merkezinde olan bir konuyu, eğitimi konuşacağız. Şimdi takdir edersiniz, her alanda doyurucu bir hayat yaşamak istiyorsak, önce içimizdeki bu potansiyeli açığa çıkaracak çok değerli kalıcı eserler ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bu bazen bir fikir oluyor, bazen bir ürün oluyor, bazen bir hizmet oluyor. Çünkü bizi değerli kılan şey sahip olduğumuz şeyler değil, bu değerleri başkalarının hayatını değerli kılmak için ne oranda kullandığımız oluyor. Yani başka bir deyişle hayatın bize verdiklerini kendi dilimizde başka bir şeye dönüştürüp hayata geri kazandırıyoruz. Bu bazen bir kitap oluyor, bazen bir icat oluyor, bazen iyi bir insan yetiştirmek oluyor. Yeter ki başkalarının hayatında değer katacak bir girişimde bulunalım. İşte bunu eğitim hayatında başarmış bir isim bugünkü konuğumuz olacak. Teknoloji ve İnsan Kolejleri kurucusu Zeynep derin Programımıza hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş bulduk Mert Bey. Çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. E, memnun olduk. Ayağınıza sağlık. Şimdi sizi konuşacağız. E, yenilikçi girişimlerinizi konuşacağız. Özellikle eğitim alanındaki. E, bunun için yeterli zamanımız var. Ama öncesinde bizi izleyenlerin sizi biraz daha yakından tanıyabilmeleri adına sizin hikayenize başlamak istiyorum. E, kariyer geçmişinize baktığında çok farklı alanlarda çalıştığınızı görüyorum. Evet ama şu an... E, bir eğitimci olarak kariyerinize devam ediyorsunuz. Sizi bu alana sevk eden ne oldu? Nasıl bir gelecek görerek yola çıktınız? Sizden dinleyelim. Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle buradan herkese selamlarımı iletmek istiyorum bizleri dinledikleri için de teşekkür ediyorum. İsmim Zeynep Dereli. Bahsettiğiniz gibi bu sene 44 yaşında olacağım. Buna hala inanamıyorum kendimde. Dinleyenler bizden gençse, benden gençse özellikle hayatın çok hızlı aktığını da unutmayın lütfen. Ama hala tabii ki inşallah önümüze yıllar vardır ve güzel şeyler de yapabiliriz. Şu anda kendimi tanımlarken kimim diye baktığımda bir kere bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yetişmiş, yetişme imkanı, fırsatı bulmuş, çok iyi okullarda burada okuyabilmiş, ee, bir e, cumhuriyet kadınıyım diye de kendimi tanımlıyorum. Aynı zamanda da iki tane kız çocuğu annesiyim. Dolayısıyla e, bu ülkeye e, bana verilen imkanlarla ve yetişmiş bir insan olarak iki tane daha evlat yetiştirmeye gayret ediyorum. Annelik beni en çok büyüten, en çok yetiştiren alanlardan biri oldu herhalde. Ama anne olduğum ve çocuğuma okul bulamadığım için okul kurmaya karar vermedim. Çünkü Türkiye'de böyle bir trend trende var diyebiliriz. Birçok anneden ben bunu duyuyorum. Çocuğumu mevcut okullu özel okullar içerisinde istediğim gibi bir yere yollayamıyorum. O zaman ben kendi çocuğuma ya anaokulu kuracağım ya ilkokul kuracağım gibi başlıyor. Hayır, benim yolculuğum aslında çok farklı. Türkiye'deki eğitim sisteminin e, hatalarından ötürü yanlış şeyleri okumuş ve ancak 20 sene sonra gitmesi gereken, akması gereken akarsuyu bulabilmiş bir insanım. Bunu çok net görüyorum. Ben aslında bir öğretmen çocuğum. Benim annem İngilizce öğretmeni. Buradan da kendisine sevgilerimi iletiyorum. Bilmiyorum dinliyor mu? Herkesin herhalde onun yetişmesinde çok de önemli yeri olan anneleri, babaları ve aynı zamanda o görevi gören öğretmenleri de var. Ben her ikisi beraber olan bir ebeveyn tarafından yetiştirildim. Ancak benim zamanımda sizde öyle miydi bilmiyorum. Hala adına yazık ki böyle bir şey var. Üsküdar Amerikan Lisesi'nde okulu en iyi okuyan öğrencilerden biriydim. İyi okuyorsan mutlaka fen matematik yapardın ve fen matematikte de ya tıp Seçerdin. Çünkü puanla meslek satın alıyoruz biz bu memlekette. Yani e, şu anda YKS sınavı olarak, sistemi olarak tanımladığımız süreçte puanın en yüksek nereye tutuyorsa onu yapıyor olman lazım. Aksi takdirde ziyan oluyor puanın e, veya mühendislik dalı. Ben de işte bu bilinçsizlikle diyeyim ve bu yönlendirmeyle mühendisliği seçmiş olan e, Türk sisteminin zedelerinden biriyim ki bu mühendislik eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde almaya gittim. Orada gördüm. Oradaki fırsat şöyle oldu, iki sene inşaat mühendisi okuduktan sonra baktım ki Türkiye'de inşaat mühendisleri gidip şantiyelerde çalışıyorlar. Ben tabii hiç kendime böyle bir hayat hayal etmiyordum. İşte gene bilinçsizlik yani sizin... Çok fazlaca üzerinde durduğunuz konulardan biri, daha sonra konuşuruz bunu. İnsan meslek veya fakülte seçimini yaparken o mesleğin nasıl bir hayat tarzı beraberinde getirdiğini bilerek yapıyor olması lazım. İşte mesela kan görmeyi sevmeyen bir tıp öğrencisi gibi ben de şantiyede çalışmayı arzu etmeyen bir inşaat mühendisi öğrencisiydim. Amerika Birleşik Devletleri'nde değiştirebildiğim fakültemi değiştirerek matematik ve ekonomi okuyarak bitirdim. Ama aslında şimdi geriye dönüp bakıyorum işte 18 yaşındaki Zeynep'e ne yazık ki bayağı da bir zaman geçti. Eğitim fakültesini tercih etmiş olmam lazımmış. Yani arada yaptığım her şey aslında beni gitmem gereken yola doğru bir şekilde bazen hani önlenemez bir şey vardır ya istediğiniz gibi üzerinden alternatiflerini deneyin ama gitmeniz gereken yol size bir şekilde gelecektir. Bayım için öyle oldu. Ben bunu böyle tanımlıyorum. Yalnız değilsiniz bu konuda. Ben de eminim birçok belki milyonlarca da bu sistemde aynı yoldan geçmiş, geçmek zorunda kalmış öğütülmüş diyeyim hatta birçok insan var. ha Kimisi sizin gibi şanslı, benim gibi şanslı. Ben de sonradan doğru yolu bulmuş olanlardanım. Siz de keza öyle. Ama en azından şundan şu dakikadan sonrası için nereye gitmek istediğinize dair önünüzde net bir resim var. Fikriniz belli, yolunuz belli. Bütün kaynaklarınızı bu, bu yolda kullanıyorsunuz, buraya yatırıyorsunuz. Bu Herkes için bu kadar net değil maalesef. Belirsizlikler hep devam ediyor. Hatta bugünün dünyasında belirsizlik bizim hayatımıza girmiş kavramlardan birisi oldu. Hatta bunu VUCA dünyası diye de tanımlıyoruz. Biliyorsunuz belirsizliklerin, karmaşanın, çatışmanın olduğu bir dünyada hep kendimizi savunmasız hissediyoruz, yalnız hissediyoruz. Bu bizi oldukça zorlayan bir durum. Herkes böyle alarm modunda yaşıyor sürekli olarak. Hep hayatta kalma modundayız. Bizim o Maslow'un o ihtiyaçlar hiyerarşisindeki gibi daha en alttaki katmandan çıkamadığımız için üstlerde hani kendimizi bulmak o epey bir yolumuz var o noktaya kadar. Ee, evet burada rehberlere ihtiyacımız olacak. Siz de eğitimciler olarak ben de keza e, kısmen e, burada yol göstericiler, rehberler olacağız. Ee, bu belirsizlikten bahsederken şunu sorsam size. Ee, maalesef böyle dönemlerde hep e, insanların ağzında şunu duyuyorsunuz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ha, evet iyi yönde kullanıyorsak ne ala ama hani neler eskisi gibi olmayacak bu konuda çok doyurucu yanıt alamıyorsunuz. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Sizce neler geriye dönüşü olmaksızın değişti ve bu beraberinde ne gibi değişimlere gebe daha sonrası için? Çok güzel konulara değindiniz. Şimdi VUCA dünyasından bahsettiniz. VUCA dünyasını eskiden tanımlamamızda bugünkü tanımlamamız aslında tamamen değişmiş durumda malum. Daha evvelden volatilite yani o işte değişkenlik olarak tanımladığımız şey şimdi vizyon olarak, perspektif olarak tanımlanıyor. Yani ve aynı zamanda kaos olarak ve değişim ve o kontrol edilemez şeyi kaostan çıkma becerisi olarak tanımlıyoruz. Değil mi? Böyle baktığınızda aslında değişen şeyler bizim hayata bakış açımızda bence çok büyük bir değişim oldu. Yani değişim kötü bir şey değil. Değişim yönetilebilir, öngörülebilir ve ondan sonra da o değişimden çıkabilme yetkinlikleriyle biz donatıldıysak beşeri sermaye bizler olarak insan olarak o yetkinliklerle o zaman aslında her biri kendi içinde fırsat olarak karşımıza çıkıyor biraz evvel buraya gelmeden evvel Düzce Üniversitesi'nden gençlerle tam bu vuka meselesini konuşuyorduk zaten o yüzden çok güzel bir soru oldu neler değişti ve neler de eskisi gibi olmayacak aslında uzun zamandır bir sürü şey değişiyor da bizler kendimiz deve kuşu gibi kafamızı kuma gömüp bütün vücudumuz dışarıda kalmış haliyle değişimi bir yerde engellemeye ve değişime rağmen eskisi gibi olmaya gayret ediyorduk. Burada şey, ben hep gençlere bunu söylüyorum, benim nacizane görüşüm. Bundan sonra en önemli şey değişimin mutlak gerçek oldu. Değişim hayatımızın çok önemli bir parçası. Pandemi bunun bir başlangıcıydı. Aslında bunu bir dönüm olarak da görebiliriz. 2000 senesini hatırlayın, 1999'u 2000'e bağlayan Bizim yaş grubumuz bunu hatırlayacaklar. Ben o 31 Aralık gecesi dünyadaki o kaygı seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu hatırlıyorum. Neden eyvah 2000'e geçiyoruz? İşte 21. yüzyıla acaba makineler çökecek, dünya bambaşka bir şey mi olacak falan diye böyle müthiş bir kaygı var. Ertesi sabah herkes uyandı dedi ki oh rahatladık hiçbir şey değişmemiş. Şimdi herkes aynı şeyi şu anda da yaşamak istiyor. Halbuki aslında o gün fark etmediğimiz bir şey vardı. O değişim başlamıştı. Biz ertesi sabah uyandığımızda belki gözümüzle aynı fiziksel dünyaya uyandık ama o değişen şeyler arasında iklim, o değişen şeyler arasında teknolojinin o kontrol, edile, kontrol edilebilir ama durdurulamaz ilerlemesi dolayısıyla bununla beraber çalışacak olan insanın insani yetkinliklerini geliştirmesindeki mecburiyet yani robotlar hayatımıza girdikçe aslında insan daha insan olmayı öğrenmek zorunda ve biz bunları birazcık atlıyoruz bence. Dolayısıyla değişimi öngörebilen, değişimden korkmayan, değişimle beraber değişime açık, kendini geliştirmeye açık, hayat boyu öğrenmeye açık. Yani ben fakülteyi bitirdim artık oldum bundan sonra da bu bilgimle e, geri kalan hayatımda rahat ederim gibi bir bakış açısına sahipseniz. Sevgili arkadaşlar, buradan söylüyorum çok özür dilerim ama işsiz kalacaksınız çok yakında ve mutsuz olacaksınız. Öyle değil. Her gün kendinizi geliştirebileceğiniz küçük küçük yani bu illa uzun soluklu eğitimler olmak zorunda değil. 5 dakika bir şeyi izleyip kendiniz bilmediğiniz bir şeyde geliştirebilirsiniz ve öyle bir hayata doğru gidiyoruz. Dolayısıyla kaoslar çıkma becerisi ve bence bir diğer önemli olan da gene bu kadar devam edersek çeviklik yani oradaki o kabiliyet. Şimdi dolayısıyla bence en önemli şey bütün bunların içerisinde insanın nasıl bir insan olması gerektiği ihtiyacı değişti. Diğer her şey belki bir kenara bırakabiliriz. Dolayısıyla teknoloji evet çok ciddi bir şekilde hayatımıza girdi. Sağlık sektöründen sigorta sektörüne, havacılığa, işte uzay bilimlerine birçok alanda yeme içmeye büyük farklılıklar var ve bunlar geriye dönüşü öyle olmayacak ve olmasını da beklemeye gerek yok. Yani bu değişimde akışa bırakmamız lazım kendimizi. Ama değişimi yönetebiliriz. Yani bizim hep okulda da gençlere söylediğimiz şey o. Değişim öngörülebilir bir şey. Yani benim bundan 5 sene evvel hazırladığım bir sunumum var. Aslında bugün anlatıyor neredeyse. Ben pandemiyi ben mi çıkarttım? Hayır. Ama neler olabileceğini tahmin edebiliyorsunuz. Hem öngörebiliyorsunuz, hem de uyum sağlayabiliyorsunuz. Evet. Ama bize diğer canlılardan farklı bir özellik daha verilmiş yaratılıştan. O da biz sadece bulunduğumuz ortama uyum sağlamıyoruz. Nasıl koşullarda yaşamak istiyorsak, o ortamı da dizayn edebiliyoruz. Onun koşullarını da oluşturabiliyoruz. Ama tabii burada dediğiniz gibi proaktif bir anlayışa sahip olmak gerekiyor. Sadece mevcut koşullara uyum sağlamak değil, hayatta kalmaya çalışmak değil. Yani ben bunu hep şeye benzetiyorum. Kimisi hep suyun üstünde kalmaya çalışıyor, başını suyun üstünde tutmaya çalışıyor, batıyor çıkıyor, batıyor çıkıyor. Bu yaşamak değil yani siz nereye gitmek istiyorsanız sizi oraya götürecek anlayış, alışkanlık, donanım neyse şimdiden hani onun hazırlığını yapmak gerekiyor. Proaktif bir anlayış galiba burada kurtarıcı olacak. Ee, başarı konusunda e, belki ım, Soru işaretleri var burada ama belki vereceğiniz bir formül bizi izleyenlere yardımcı olabilir. Şimdi herkesin başarıyla ilgili tanımı birbirinden farklı. Anlayışına göre, işte değerlerine göre, yargılarına göre değişebiliyor. Siz nasıl tanımlıyorsunuz bunu? Şimdi geriye dönüp baktığınızda size başarıya getiren şeylerin neler olduğunu görüyorsunuz? Mesela bunu bir hap şekline getirip paylaşmanız gerekseydi nasıl formül ederdiniz? Şimdi... Başarı sizin de belirttiğiniz gibi çok göreceli bir kavram kesinlikle. Türkiye'de bence başarıyla mükemmeliyet ve mükemmeliyet arayışını birbirine karıştırıyoruz. Bunu çok sıklıkla yaptığımızı görüyorum. Gençlerle de konuştuğumda hiçbir şeye yetemiyorum, işte onu da yapmak istiyorum, sonra yarıda bırakıyorum, tam olmuyor. Bir kere durup hayata her gün aslında varoluşumuzla kattığımız değerin farkında olmamız lazım. Bence en önemli şey bu. Ve bunu buradan herkese de özellikle altını çizmek istiyorum. İlla işte çok büyük bir icat İlla ondan sonra her gün dünyayı yerinden oynatacak müthiş bilim çalışmaları vesaire olmak zorunda değil. Bakın kalktınız sabah işte evinizde eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz onlar da yok. Hiç kimse yok. Sokakta kapıda manavı gördünüz. Onunla hoş bir sohbet. Onun hayatındaki pozitif etkiniz aslında o gün hayata kattığınız değerlerden bir tanesidir. Kendimizin farkında olmamız lazım. Yaptıklarımızın farkında olmamız lazım. Bunun için empati önce kendimize karşı sonra çevremize karşı ortaya koyduğumuz değeri zaman zaman fark etmiyoruz. Hep böyle o değer o kadar yukarıda bir yerde ki hiçbir zaman erişemeyeceğiniz bir şey. Yani sanki herkes Everest'e tırmanmak zorunda. Halbuki hiç öyle bir şey yok. Her gün kendi ortaya koyduğunuz şeyin farkına varın ve bundan ötürü önce kendinizi takdir edin. Önemli olan burada mükemmeliyet değil gelişim. Yani ben bir gün evvele göre bugün kendimin daha iyi bir versiyonu olabildim mi? Her konuda da olmak zorunda değil bakın. Ben kendim mesela spor yapmaya meraklı bir insanım. Bazı günler yapacak halim olmuyor veya arzum olmuyor. Kendime bundan ötürü cezalandırmaktan vazgeçtim. Çünkü bu bir sıfır dünyası değil. Yani aslında. Bazı günler yapabiliyorum, bazı günler yapamıyorum. O günlerde başka şeyi güzel yapıyorum olabilir. Bazı günler dinlenmeye ihtiyacım var. Vücudumun dinlenmeye ihtiyacı olduğunu duyabildiğim için bile kendimi takdir etmeyi öğrendim. Bu gerçekten annelikle beraber bana gelen bir e, öğreti. Çocuklarımdan görüyorum, onlar beni çok eğitiyorlar. Onu söyleyebilirim. E, buradan şunu çıkartıyorum. Başarı e, menzile doğru kat ettiğimiz mesafe. Hani sıfır noktasından yüze. Yüz olması gerekmiyor 10, 20, 30 ama başladığımız noktada değiliz gibi Şimdi bunu yaparken de demin söylediğiniz insanın kendine duyduğu saygı, kendine duyduğu güven, kendine verdiği değerin çok belirleyici bir rolü var. Onun bu alanı ne kadar genişletebileceğini, konfor alanı ne kadar dışına çıkabileceğini, ne kadar ileri gidebileceğini hayatta belirleyen de buradaki ölçüler oluyor. Şimdi siz de bir eğitimci olarak bunu kendinize ortaya çıkarmış olabilirsiniz ama bunu kendi öğrencileriniz ve etki alanınızdaki insanlar için, diyeyim, çevrenizdeki insanlar için bunu onlarda nasıl ortaya çıkartıyorsunuz ve yükseltiyorsunuz çünkü bu onların geleceği konusunda belirleyici olacak. Çok güzel bir soru. Türkiye'de ne yazık ki eğitimde, ne yazık ki demeyeceğim. Şimdi Türkiye'de şöyle bir gerçeklik var. Çok sayıda öğrenci var ve yerleşmek istedikleri az sayıda iyi kabul edilen, ne yazık ki ben bundan da üzüntü duyuyorum, keşke bütün okullarımız iyi kabul edilse, iyi kabul edilen okul var. Bu LGS önümüzdeki hafta sonu sınava girecek herkese de bol şans diliyorum. Annelerine, babalarına da lütfen strese girmeyin. Nasıl olsa yo akarsu yolunu buluyor. Ama tabii ki gayret göstersin çocuklarımız. LGS sınavı ve aynı zamanda 8. sınıfa geçişte bir de ondan sonra yüksek öğrenime geçişte fakülteye geç, geri girebilmek için bir sınav var. Ve dolayısıyla çoktan teke indirgenmek üzere kurgulanmış ve akademik zekayı ortaya koyan ve sadece onu ölçümleyen bir yapımız var. Bununla ilgili daha sonra biraz daha istişare ederiz ama şimdi böyle olduğu için aslında çocuklarımızın gelecekte en çok ihtiyaç duyacağı yetkinliklerden biri olan sosyal duygusal zekayı biz hiçe sayıyoruz. Gerçekten hiçe sayıyoruz. Onu ne zaman sadece dile getiriyoruz biliyor musunuz? Sınav stresi. Stres altında soruları yanlış cevaplamama nasıl olabilir? Yani çocuğun kendinin iyi, çocuğun iyi olma hali değil de o sınavda hala kaç net çıkartacak derdi. Şimdi bu çok sıkıntılı bir şey. Çünkü aslında önemli olan ve Türkiye'de ben bunu çok fazla gözlemliyorum. Duyguyu kontrol konusunda sıkıntımız var. Duygu kontrol edilmesi, öğretilmesi gereken Önce ne duygum var bunun farkında olmam lazım. Sonra da bunu nasıl kontrol edeceğim ve nasıl kanalize edeceğim. Çünkü duygularımızın olması çok doğal. Ama öfkenin altındaki reddedilmiş duygusu veya sevilmiyorum duygusu vesaire. Yani bir sürü duygunuz var. O duyguları tanımlayacaksınız. Tanımladıktan sonra da onları yönlendireceksiniz. Bence bu, biz bunu eğitim kurumumuzda da yani okulumuzda yapmaya gayret ediyoruz ve çok önem veriyoruz. Ve bu her gün yapılan bir şey. Bunun bir pratiği olması gerekiyor. Böyle bu eğitimi bir tane PDR dersinde verdim oldu bitti falan gibi olacak bir şey değil. Her şeyde olduğu gibi her gün çalışılması ve tekrar edilmesi gerekiyor. Hepimizin bir sürü konuda gayreti var. Bu konuda da gayret göstermemiz lazım. Bizler genelde Türkiye'de e, akademik başarı için her gün gayret göstermeye alışız ama mesela fiziksel yetkinliklerimiz veya işte ki, sağlıklı olma hali için o kadar alışık değiliz buna. Sınav zamanlarında bunların hepsini elimizin kenarıyla iti veriyoruz. Çok normal geliyor. Sınav senelerinde çocuklarımıza dikkat edelim. Ya çok zayıflıyorlar ya çok kilo alıyorlar stresle baş edemedikleri için ve hareketsiz kaldıkları için. Halbuki bu da onların kişisel gelişim açısından çok önemli. Sağlıklı yemeği önemsemiyoruz. Yani yeter ki sadece bir şeyler yiyelim. Sağlı Yediğimiz her şey bizim vücudumuza, kendimize saygımızın bir göstergesi. Bunu da bence eğitim sisteminin bir parçası haline getirmemiz lazım. Türkiye'de çocuklarımızı şımartmak için şekerli yiyecekler, işte onların aslında sağlığına zarar verecek bir sürü şeyi veriyoruz. Çocuğunuzu şımartmak istiyorsanız onun aslında bir kere çocuğunuzu şımartma kavramı da ilginç bir kavram bana göre ama e, çocuğunuzun e, başarısını ortaya koyabilmek istiyorsanız onu aslında sağlığına iyi gelecek ve hep birlikte yapılabilecek aktivitelerle yapabilirsiniz. Bu her zaman bence daha güzel. E, biz okulumuza bunların her birine çok önem veriyoruz Mert Bey. Yani sosyal duygusal zeka ve onun gelişimi bizler için akademik gelişim kadar önemli. Bunun içinde sanat, spor ee, ve e, sağlıklı bir yaşam e, ve müzikle beraber hepsinin bir bütünsellik içinde verilmesi gerektiği de bence göz ardı ediliyor. Aslında yaratıcı birey, yaratıcılık yetkinlikleri, şimdi yanlış anlaşılmasın Türkiye'de bu bazen yanlış anlaşılıyor ama yaratıcılıktan kastim uluslararası boyuttaki yaratıcılık, yani kavramsal olarak o manada kullanıyorum. İnovatif bakış açısı, bunların hepsini ortaya koyabilmek için de kutunun dışında düşünen, kendini ifade edebilen, ifade ettiğinde onun o yolculuğunda ona destek veren bir yapı lazım. Burada da işte gene o mükemmeliyetçilik döngüsünün içine düşmemizin sebebi bu. Kaç netin var? Netin yoksa soruda yanlış cevap verdiysen aslında o yolculuğunda mesela soruya cevabında belki bazı adımlarını doğru yaptın, son bir noktasında takıldın. Onu fark ettin. Tebrik ediyorum yerine Kaç tane hatam var, kaç netim var üzerinden gidiyoruz. E, hayat öyle değil e, ve eğitimin de kesinlikle öyle olmaması gerekiyor, eğitim öğretim deneyiminin. Şimdi bu bana şunu hatırlattı. E, hep inandığım bir şey var. Bir insana verilebilecek en değerli hediyenin, e, onun kendini ifade etmesine imkan tanımak olduğuna inanıyorum. Ne düşünüyorsa, ne hissediyorsa bunu özgürce ortaya koyabilmesi lazım. Aksi halde çünkü kendisi gibi olamıyor kendini o ortamda gösteremiyor, varlığını hissettiremiyor. E bu sefer bu içsel çatışmalara neden oluyor. Çünkü düşüncesi ile ifadesi arasında çelişkiler, çatışmalar yaşamaya başlıyor. Ama siz buna olanak tanıdığınızda, o güvenli ortamı ona yarattığınızda ve paylaşması için teşvik ettiğinizde, çünkü sadece Hani ne istiyorsan benimle paylaşabilirsin. Ben her zaman sana açığım. Ne zaman istersen gelebilirsin. Maalesef insanlar gelmiyor böyle ortamlarda. Çünkü her zaman bir risk algısı hakim geliyor. O yüzden onları teşvik edici bir yaklaşım sergilemek gerekiyor ki kendilerini doğru ifade edebilsinler, kendileri olabilsinler anlamında. Şimdi bunu ortaya çıkarabilmek çok önemli. Siz okulda biz bunu büyük oranda Büyük oranda bunu başarıyoruz dediniz. Bunu nasıl yaptığınızı biraz konuşalım mı? Yani nasıl bir sistem içerisinde e, bu e, çocuklarımızın kendilerini ifade etmelerine imkan tanıyorsunuz? Şimdi e, çok haklısınız. İnsanın kendini kendini ifade edebilmesi için kendini tanıması lazım. Kendini tanıma yolculuğu uzun süren bir yolculuk. Bir günden öbür günü olmuyor. Aslında kendini tanıyamamanın da en önemli sebeplerinden biri ailelerden, toplumdan, dünya genelinden gelen baskı, akran baskısı bunların her biriyle kendimizi belli kalıplara sokmamız gerektiğini düşünüyoruz. Velileri eğitmek burada çok önemli. Çünkü aslında çocuklarımız kendilerini daha küçük yaşta iyi tanıyorlar da biz zaman içinde onların o yaratıcı tarafını kendi kendilerini tanıdıkları o alanların her birini ufak ufak keserek onları böyle küçücük bir alanın içerisine hapsediyoruz. Bizim eğitim programımızda iki taplı. Bir, veli eğitimi. Velilerimizi bu konuda bilgilendirmek, bilinçlendirmek. Çünkü bugünün velileri geçmiş dönemde yaşamış. Yani ben de bu velilerden biriyim. Çocuğumdan beklentim geçmiş dönemle alakadar. Çok ona örtüşüyor. Yani benim okul deneyimim, okula ilgili başarı, hayatla ilgili başarı algım ne yazık ki bu dijital yerlilerle ilgili olan algının onların ihtiyaç duyduklarından çok farklı. Ve o yüzden bizler ebeveynler olarak çocuklarımızı bizim geçmiş zamanına göre yargılıyor ve ona göre de yönlendiriyoruz. Okul seçimini de öyle yapıyoruz. Çocuklarımızın ileride üniversitedeki okuyacakları fakülte seçimini de öyle yapıyoruz ve çok ciddi onların üzerinde tahakküm kuruyoruz. Bu zaten çok sıkıntılı. Dinleyiciler kendilerine de en az birazcık bunu kendilerine bakabiliyorlarsa böyle yaptıklarının farkındadırlar. Çoğunluğumuz bunu yapıyoruz ve bunu kötü niyetle yapmıyoruz. Neden yapıyoruz? Çocuğumuza elimizden gelenin en iyisini verebilmeyi arzu ettiğimiz için. Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi ne olursa olsun her anne baba kendi hayatından vazgeçiyor evladının hayatı için. Burada bir kere herkese alkışlıyorum. Çünkü çok kıymetli bir özveri var burada. Ancak bu demek değil ki ben bu özveriyi yapıyorum diye benim çocuğum benim doğrularımı yaşayacak. Ben bu özveriyi yapıyorum tamam. Çünkü ben aslında çocuğumun kendi olabilmesini istiyorum. Ancak kendi olabilmesi bir insanın bir kabı olmayan su gibi akıp gitmesi demek değil. O kap nedir? Disiplin, azim, işte spor bunun için çok önemli bir öğreti. Mutlaka yani bence her çocuğun imkanı varsa aslında yani fiziksel olarak bir sıkıntısı yoksa, engeli yoksa spor dallarıyla ilgileniyor olması gerekiyor. Çünkü onun o iç disiplini, öz disiplini ve azimle ilgili şeylerini geliştirmesine çok faydası var. Sanat, Kitap okumuyoruz. Ailede biz kendimiz okumuyoruz. Çocuklarımızın dolayısıyla okumasını teşvik etmiyoruz. Ben gidip çocuğumun başına A okudun mu kitabını dediğimde ben hiçbir şey okumuyorsam çocuğum emin olun ki okumuyor. Dolayısıyla daha küçük yaşta bu da bir pedagojik çalışmanın çıktısı şu: Çocuklarımız 7. sınıfa gelene kadar ebeveynlerinden çok etkileniyorlar. 7. sınıftan itibaren ebeveynlerini etkilemeye başlıyorlar çünkü kendi benlikleri oturmaya başlıyor. Evde sizler de bunu yavaş yavaş yaşıyorsunuzdur. Çocuğunuz size gelip bazı konularda biz niye bunu böyle yapıyoruz, böyle de yapılabilir gibi geri bildirim vermeye başlıyorlar. Daha küçük yaşta verdiğinde anne baba öyle yapılmaz dediğinde susup sinip tekrardan yine aynı yöntemde devam edebiliyor. Şimdi biz o yüzden... Küçük yaştan itibaren yani yuvadan itibaren, ana sınıfından itibaren çocuklarımıza 5. sınıfın sonuna kadar ikinci adım adında bir program uyguluyoruz. Bu da sosyal duygusal gelişim için sınıf öğretmenleriyle ve branş öğretmenleriyle beraber uygulanan ve her gün tekrar edilen akademik bir çalışma. Bu yurt dışında da uygulanan bir şey. Bunun içinde mindfulness dediğimiz o farkındalık eğitiminden farklı egzersizlere birçok şey var. Bu adım adım devam eden bir süreç. Aynı zamanda okulumuzda başka ne yapıyoruz? Bizim yuva indan itibaren başlayan girişimci ruhlu insan olma yönünde çalışmalarımız var. Bunlar da bir bizim Think Diploma programımız var. Bizi zaten farklı kılan şey, diğer okullardan ayrıştıran şey, bizim kendi akademik ve aynı zamanda da pedagojik yaklaşımımız. Bunun içinde haftada Milli Eğitim Bakanlığımızın bize verdiği programın üzerine haftada 8 saatlik bizim geliştirdiğimiz bir program var. Bunun için de bence çok önemli olan bir şey var. Sosyal sermayelerini geliştirmeleri için çocuklarımızın networklerini yani sosyal ağlarını geliştirecek bir programımız da var. Think Talks adını verdiğimiz ve mentorlarla beraber mentorluk, mentilik kendi aralarında aynı zamanda bunu yapabildikleri, çok farklı alanlarda da bundan faydalandıkları. Liseye geldiklerinde artık kendi iş fikirlerini takımlar halinde ortaya koyup, buna Think geleneksel girişimcilik ve inovasyon yarışması adını veriyoruz. bu yarışmada yarışıp işte Türkiye'nin meşhur melek yatırımcıları vesaire önünde yani gerçekten çok iddialı bir ekibin önünde bunu yapıyorlar. Kazananların ondan sonra bir sene boyunca ücretsiz ofis işte kazananların aynı zamanda üniversite hayatlarında 5 tane kazanan öğrencimize yurt dışındaki eğitimlerinin tamamen burslu olarak sağladığımız yani çok daha ileriye götürdüğümüz bir yapımız var. Bu girişimcilik derslerinin içerisinde finansal okur yazarlık, bütçe planlaması, zaman planlaması, Türkiye'de mesela gene en eksik şeylerden biri zaman planlaması, finansal okur yazarlığımız da eksik olduğu için bir şeyin fırsat maliyetini bilmiyoruz. Fırsat maliyeti çok önemli bir kavram. Türkiye'de bunu herkes bilseydi aslında belki farklı bir ülke olurdu burası. Çünkü benim burada sizinle geçirdiğim vaktin fırsat maliyetiyle işte veya bu programı dinleyen bir insanın alternatifine göre onu mukayese edip hangisi benim için daha iyi anlayabilen bir çocuk, bir genç, bir ebeveyn, yetişkin aslında hayatıyla ilgili daha doğru kararlar verebiliyor. Yani ufak ufak adımlarla ama... Bizler tarafından, akademik kurulumuz tarafından geliştirmiş bir programla, Burada Türk-Alman Üniversitesi bizim partnerimiz, Berlin Teknik Üniversitesi partnerimiz. Yani sadece tek başımıza yapmıyoruz tabii ki. Akreditasyon süreci ve bunun ileride sertifikalandırılması vesairesi hepsi üzerinde de çalışıyoruz. Haftada 4 saat yazılım ve donanım derslerimiz var. Felsefe mi okuyacaksınız ileride? Gene de yazılımdan donanımdan anlamanız gerekiyor. Yani bu çok önemli çünkü yeni dönemin okuryazarlık yetkinliklerinden bir tanesi üniversiteye gittiğinde gençlerimiz daha yeni ciddi manada kodlamaya giriyorlar. Bu da çok geç. Ama e, işte robotik yapıyoruz diye 3-5 tane hazır seti çocuklar birleştirince robotik yapmıyorlar. E, çok daha derinlemesini bunu anlamaları lazım. Burada da algoritma var. Neden sonuç ilişkisi. Şimdi ben bunları birazdan devam edelim tabii. çünkü oldukça derinlemesine gidecek bir konu. E, bölmek istemedim ama bir ara vereceğiz. Aradan sonra lütfen. devam edelim biz bunu. Teşekkür ederim. Şimdi Zeynep Hanım'la hem bu konunun devamını dinleyeceğiz bir sonraki bölümde hem de eğitimi girişimle ve ticaretle nasıl bir araya getirmiş bununla ilgili önemli ipuçları alacağız. Bizden ayrılmayın. Merhabalar, Teknoloji ve İnsan Koleji kurucusu Zeynep Dereeli ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zeynep hanım, şimdi Güvenli, daha yaşanabilir bir dünya arzusundayız. Ama şimdi bizi buraya getiren şeyler, onları yapmam ettiğimizde yine aynı şeyleri bize verecek sonuç olarak. Bizim nerede olmak istediğimiz öncesinde karar vermemiz, sonrasında bizi oraya taşıyacak anlayış neyse, alışkanlık neyse, donanım neyse onları kazanmamız gerekiyor. Ama oraya gitmemize engel olan da bazı böyle zararlı kalıplar var, anlayış kalıpları, davranış kalıpları var. Bunları kırmak gerekiyor, değiştirmek gerekiyor. E, örnek vermek gerekirse mesela e, okusunda adam olsun gibi bir anlayış var. Şimdi okuyunca adam olunmuyor. O birbirinin yerine geçen bir şey değil. Veya işte ben eğitimimi zaten tamamladım. Hani benim bir daha tekrar eğitim hayatına dönmeme gerek yok gibi e, bir anlayış var. Veya da işte e, ben e, formal bir eğitim almadım ama hayat okulundan mezun oldum gibi. Bunların hepsi çok zararlı anlayışlar. Çünkü birbirinin yerine geçiyormuş gibi veya da artık bırakılması gereken bir şeymiş gibi algılanıyor. Oysa ki e, bu e, anlayışı e, değiştirmek gerekiyor eğitim hayatını En azından bu liste uzar böyle ama en azından eğitim hayatını Öncelikle okulun dışına çıkarmak gerekiyor hayata yaymak gerekiyor sürdürülebilir kılmak gerekiyor e, bu çerçevede dedim e, şunları değiştirmekte fayda var sanki e, hem e, insanlara öğrenmeyi öğretmek Çünkü e, onu bilmediği için birçok kişi okul hayatından sonra bunu devam ettiremiyor yalnız kaldığı için hem de öğrenmenin hazını yaşayamıyor hayatına siz. E, Konuşmanın başından beri hep oraya değiniyorsunuz. Bir şeyleri kendisi olabilmesi için, bir eser ortaya çıkarabilmesi için, bir değer katabilmesi için kendisine ve başkalarının hayatına önce kendisinin değer kazanması gerekiyor. E bunun için de öğrenmeyi sevmesi, araştırmayı sevmesi, değişime hazır olması gerekiyor. E bunun yayılması gerekiyor. Siz bu anlayışın yerleşebilmesi için nasıl bir yol izliyorsunuz? Bir kere elimden geldiğince konuşmalar yaparak. Dolayısıyla bugün de teşekkür ederim. Çünkü paylaştıkça bu bence yerini buluyor. Gençlerle çokça konuşarak, ebeveynlerle çokça konuşarak. Ee, bu konuda yazarak çizerek e, çünkü fikirler gerçekten kıymetli ve bunun da uygulamasını ortaya koyduğunuzda bence güzel oluyor. İkincisi de uygulamada nasıl yapılabileceğini gösteriyoruz. Şimdi e, bizim bir tane fiziksel okulumuz var, bir de online okulumuz var, çevrim içi okulumuz var. Bu da sizin bahsettiğiniz işte hayat boyu devam etmesi gereken eğitimin önünü açan yeni dijital platformlar, çevrim içi eğitim anlayışında insanların nasıl kendi vakti oldukça kendini geliştirebileceğini göstermeye gayret ediyoruz. Burada Türkiye'de benim ilgili resmi kurumlara da şöyle bir ricam olacak. Şu anda ben kendim eğitim hayatıma burada devam etmek istesem gerçekten çok zor. Sadece belli fakültelere gidebiliyorsunuz. Halbuki aslında eğer eğitim hayat boyu devam edecekse hepimizin ikinci baharları, üçüncü baharları, dördüncü baharları olması lazım. Onun için de tekrardan üniversite bitirmiş insanların okula geri dönüp orada tekrardan ders alabilmesinin önünü açan bir sisteme ihtiyaç var. Bu sadece açık öğretim olmak zorunda değil. Belki kendi gittiğimiz üniversite veya başka üniversitelere de gidebilmemizin önünün açılmasının önemini e, görüyorum. E, sadece çevrim içi platformlarla kolay değil, e, beraber birbirimizden çok şey öğreniyoruz. Sınıf ortamının zaman zaman olabildiği yapıların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla... E, yani, Okuyup da adam olmak kavramı bir kere zaten kadın olarak ve kadın haklarına çok önem veren biri olarak beni ayrıca da rahatsız eden bir kavram. İnsan elbette ki Hani Türkiye'de veya dünya genelinde 12 sene okula gidip hiçbir şey öğrenemeyen de var. 2 senelik bir eğitim imkanı olup başka bir imkanı olmadan hayat boyu öğrenmeyi kendine düstur edinerek ve çok okuyarak aslında kendini çok geliştirmiş de var. Burada bence en önemlisi okuma zevkini birbirimize aşılamamız ne kadar çok okursak o kadar daha kendimizi geliştirebiliyoruz. Biz kendi okulumuza en çok bu taraftan gidiyoruz Merve. Şimdi yine o az önce söylediğim insanları beylebilecek en değerli hediye onların kendilerini ifade etmelerine imkan tanıma kısmıydı. Diğer önemli bir hediyenin de şu olduğunu düşünüyorum. Yine içlerindeki potansiyeli açığa çıkarmak, işte ortaya koydukları değerle de hem kendi hayatlarına hem de başkalarının hayatına bir değer katabilmek ve toplumdan da değer görebilmek. Yani hem toplum için bir değer üretebilmek hem de toplumdan bunun karşılığını görebilmek. Bunu biz iş hayatına uyarladığımızda çünkü sizde sadece okul hayatı için değil, okul sonrasında bu hazırlığı yapabiliyorsunuz yapıyorsunuz, onları oraya, gerçek dünyaya hazırlıyorsunuz. İş dünyasından ele aldığınızda orada başarılı olanların çok net bir şekilde girişimcilik zihniyetine sahip olduğunu görüyoruz. Ellerindeki değeri, işte bilgisi, tecrübesi, yeteneği neyse bunu bir ürün ya da hizmet haline getiriyorlar, bir fikir haline getiriyorlar ve hedef kitleleriyle buluşturabiliyorlar. Yani yenilik ve pazarlama. Yani sürekli olarak bu döngü içerisinde dönüyor her şey. Ama bunlar maalesef çok kıymetli beceriler olmasına rağmen okullarda öğretilen şeyler değil. <laughs> büyük oranda değil. <laughs> ee, o yüzden <laughs> büyük oranda değil. Ee, o yüzden insanlar bunları kendileri deneyimlemek zorunda kalıyorlar dışarıda, ee, kendi inisiyatifleriyle, kendi çabalarıyla öğrenmek zorunda kalıyorlar. Deneme yanılma yoluyla bunları öğrenmek zorunda kalıyorlar. Bunu böyle inisiyatife bırakmadan, şansa bırakmadan, okul hayatı içerisinde bu becerilerin kazanılmasını nasıl sağlayabiliriz? Think diploma programıyla. Think'te. Biraz açabilir misiniz? E, Think diploma programı bahsettiğim gibi yuvadan başlayan 11. sınıfın sonuna kadar devam eden bir program. Ve bu program çok detaylı bir şekilde hazırlandı. Girişimci ruha sahip olmak. Çünkü şimdi şöyle de bir soru var. Girişimci doğulur mu? Girişimci olunur mu? Girişimci, herkes girişimci ruha sahip olabilir. İlla gidip kendiniz bir girişim sahibi olmak zorunda değilsiniz. Ama girişimci ruha sahip olmak için meraklı olmanız lazım. Empati duygunuzun kuvvetli olması lazım. Yani çevrenizin, kendinizin farkında olmanız gerekiyor. İlişki kurabiliyor olmanız lazım. Mesela bu bardak önümde, bu bardağın buraya ile alan ilişkisi nedir ve ben bunu nasıl daha faydalı bir hale getirebilirim? Bunun alternatif şeyi nedir? İşte buraya daha hızlı su nasıl konabilir gibi. Bunları düşünebilen insan olmanız gerekiyor. Ve en önemlisi de bence Türkiye'de gene en çok atladığımız konu para kazanma hedefiyle değil değer üretmek hedefiyle çalışmanız gerekiyor. Türkiye'deki mutsuzluğun altında genelde her şeyi para kazanmak için yaptığımızı düşündüğümüz için iş hayatında da keyif alamıyoruz. Çünkü ürettiğimiz değerin farkında değiliz. Para sonuçta hemen harcanabilen bir şey. Ve sadece işte hayatınızın belki bir haftalık tatil programını ortaya koyabilmek ve çocuklarınızın eğitim masraflarını ödeyebilmek için esir olduğunuzu hissetmenize sebebiyet veriyor. Halbuki biz bu program kapsamında gençlerimize, öğrencilerimize değer üretmek nedir? hem kendin için hem ailen için sonra ülken için sonra dünya için değer nasıl üretilebilir bunu öğretiyoruz öğrencilerimiz kendi girişimlerini bizim mezunlarımız arasında da mevcut öğrencilerimiz arasında da çok başarılı olmuş yatırım almış ciddi girişimler var e, ve bu çocuklar neyi sorguluyorlar biliyor musunuz ben bundan sonra yüksek öğrenime devam edersem ben buradaki iş hayatımdaki başarımı kaybeder miyim? Neden gideceğim üniversiteye? Üniversiteye gittiğimde bana ek ne gibi katkıları olacak gibi şeyleri sorguluyorlar ve haklılar. Bizlerin artık eğitim sektörü olarak onlara ne gibi katkıda bulunacağımızı göstermemiz lazım. Bir tek bunu da yapmıyoruz. Bir de sosyal ağ geliştirmelerini sağlıyoruz. Çünkü sizin bahsettiğiniz gibi başarılı olabilmek için girişimci ruhla Kuvvetli sosyal ağlarınız olması lazım. İyi takım kurabiliyor olmanız lazım. O da çok önemli. Peki bunu diğer tarafta yetiştiren tarafından ele alırsak nasıl bakıyorsunuz? Çünkü sizde olmayan bir şeyi başkasına veremezsiniz. Yani Biz bunları anlatabilecek noktadaysak eğer bizim bunları kendimiz yaşıyor olmamız lazım. Deneyimlemiş olmamız lazım. Çünkü ben yaşamadığım bir şeyi başkasına anlattığımda aynı etki yaratmıyor. İkna edicilik orada çok yüksek seviyede olmuyor işte kurumsallaşma kadar, altyapı kadar burada bu eğitimcilerin de o donanıma ve vizyona sahip olmaları gerekiyor. O özellikle girişimcilikten bahsediyorsak e, o, o yolculuğu tamamlamış olmaları gerekiyor. Biz birinden de fikir alırken zaten o yolculuğu daha önce yapmış birinden fikir alıyoruz. E, bu noktada e, çünkü öğrenciler de dışarıdaki hayatla öğre, e, öğretmenleri üzerinden tanıştıkları için bu onların kariyerleri, gelecekleri konusunda da belirleyici oluyor. Burada o ikna edici özelliği e, sahip olabilmeleri için nasıl bir sistem kurulması lazım sizce? Yani biz e, yetişmiş insan açını bu noktada nasıl kapatabiliriz? Evet. Şimdi bir kere biz öğretmenlerimizin kendilerini gerçekleştirmeleri için onlara sonuna kadar destek oluyoruz. Onların da kendilerini ifade edebilmelerini, kendilerini geliştirmeyi arzu ettikleri alanlarda eğitim alabilmeleri için önlerini sonuna kadar açıyoruz. Bu çok önemli. Çünkü kurum öğretmenine saygı duymazsa zaten öğretmenin de ondan sonra heyecan duyarak ve keyifle bir şey yapması mümkün değil. Öğretmeni mevcut sistemimiz ne yazık ki biraz saygınsızlaştırıyor. Neden? Çünkü sınavlara girdiğinde öğrencilerin hayatlarını belirleyici olan aslında onların dershaneleri, özel ders hocaları vesaire oluyor. O kadar sene o çocuklara ilmik ilmik emek vermiş öğretmenlerin notları neredeyse hiçbir önemi yok. Şimdi bir kere bunun da düzeltilmesi lazım. Bu benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil ama biz bunun önemini anlatmaya gayret ediyoruz. Her bir öğretmenimizin kendisinin girişimci olması mümkün değil. Ancak bizim Think Talks programlarımıza her bir öğretmenimiz her hafta katılıyor. Dolayısıyla her hafta dünyanın ve Türkiye'nin farklı yerlerinden, işte Harvard'dan profesör de geliyor, İngiltere Ticaret Odası'nın başkanı da geliyor, Türkiye'den Mustafa Denizli gibi sporcular da geliyor. Her alandan insan geliyor ve onların hayat hikayelerini dinliyorlar. Bu paha biçilmez bir şey. Çünkü dinlediğinizde hele hele bir ilişki, bir yakınlık hissettiğiniz insanları dinlediğinizde Onların üç kelimesi ileride hayatınızı değiştirebiliyor. Öğretmenlerimiz de bu programa dahil olarak aslında onlar da hayat boyu öğrenme içerisinde bu ruhun bir parçası oluyorlar. Bir de okulla iş dünyasının işbirliğinin çok önemli olduğuna inanıyoruz biz. Yani bu gerçekten Türkiye'de mesleki eğitim dışında yapılan bir şey değil. Halbuki işte sizler gibi çok kıymetli insanların gelip öğrencilere ders anlatabiliyor olması lazım. Mevcut sistemde bu kolay değil ama işte biz alternatif böyle bir program üzerinden öğrencilerimize bunu yapıyoruz. Seminer programları ve o kişiler de onlara mentorluk veriyor. Öğretmenleriyle beraber iş dünyasının liderleri beraber mentorluk verdiği için öğretmenimiz de bundan faydalanıyor ve kendini geliştiriyor bu bizim için çok kıymetli. İki tarafta besleniyor burada. Evet. Çünkü e, almadığınız bir şey, sizde olmayan bir şeyi başkasına evet. veremiyorsunuz. E, burada e, o öğrencinin özende de bu e, zekanın orta içerideki zeka neyse nasıl tanımlıyorsa konu ortaya çıkarılması gerekiyor. Hatta bu konuda e, Harvard Üniversitesi Psikoloji Profesörü Howard Gardner'ın e, e, çoklu zeka teorisi var. Şimdi bunun içerisinde sözel zeka var. E, o 8'e ayırmış bunu. Hatta son dönemde çoğaltıldı bu. E, sosyal zeka var, matematiksel zeka var. E, müziksel müzikal zeka var, spor zekası, bedensel zeka var, sosyal zeka var. Bunlar 8 farklı zeka türü var. Ama biz maalesef toplumda ve okul hayatında hep sözel olan ve matematiksel olan kısmı ön plana çıkartıyoruz. Biz bunların hepsine sahip olarak doğmuyoruz çünkü. Bunlardan bir tanesi ya da iki tanesi diğerlerinin önüne geçebiliyor. Ama okulda en fazla değer, değer verilen sözel ve matematiksel tarafı oluyor. Şimdi biz bunu değiştirebilmek adına e, hem öğrenci özelinde hangi zekaya sahipse bunu ortaya çıkarabilmek hem de işleyebilmek adına çünkü onu sadece çıkarmak yetmiyor. O bir cevher, bir maden. Hani onu çıkardık da işleyebilmemiz bir ürün haline getirebilmemiz lazım. Özellikle buna ticari anlamda da kazanca dönüştürülebilecek bir hale getirmek lazım sadece ortaya bir değer çıkardık değil, bunun bir kazanca da dönmesi lazım. E, bu noktada eğitim sisteminin nasıl dizayn edilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Şimdi biz ne yapıyoruz? Bizim şimdi okul olarak bizi biz yapan şeyler, teknolojik yetkinliklerimiz, girişimci ruhumuz ve girişimci ruhlu bireye yetiştiriyor olmamız. İsmimizde teknoloji bir insan var. İnsan çok önemli ve burada o çoklu zeka kuramının içerisinde ki sonuna kadar katılıyorum. Akademik zeka veya işte sayısal ve mantıksal zeka tek bir zeka türü değil. Çok çeşitli zeka türleri var zaten bizi toplumsal olarak başarılı kılacak olan şey de her bir zeka türüne sahip olan insanın o zekasının ne olduğunun ortaya çıkarılarak onun işleneceği ortamın e, tesis edilmesi. Biz bu konularda partnerlikler yapıyoruz. Yani bizden daha iyi yapan, bu konunun uzmanlarıyla. Örnek vereyim. Ee, sanatçı Mert Fırat var mesela. Mert Bey'lerle beraber onların DastaS Akademi adında Türkiye'de şu anda en hatrı sayılır oyunculuk ve işte şan dersi oyunu hazırlanma vesaire gibi bir programları var. Bundan sonraki sene her cumartesi günü bu konuda yetkinliği olan öğrencilerimiz veya kendini geliştirme İlla ona sahip olmanız da gerekmiyor. Heyecan duyuyor olabilirsiniz. Onlarla bunu yapıyor olacağız. İşte ondan sonra gene Marmara Üniversitesi'nden çok kıymetli konservatuar hocalarıyla müzik programı, görsel sanatlar programı. Yani bunların her birinde iyi olanları toplayıp bizim görevimiz aslında onlarla doğru öğrencileri buluşturma. Yani biz böyle bakıyoruz bu işe ve herkesin de bunun farkındalığını onlara ortaya koyabilmek. Harika. Ee, şimdi Şimdi soracağım şeyle bu daha fazla anlam kazanacak. Birleşmiş Milletler'in bu sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında bellidi biliyorsunuz 17 farklı gelişim alanı var. Bunların içerisinde açlık ve fakirliğin giderilmesi var, temiz su, enerji ve temiz suya ve enerji kaynaklarına erişim var, En nitelikli eğitime ulaşım var, sağlık hizmetlerine erişim var. Cinsiyet ve fırsat eşitliği var. Bunlar çok önemli kavramlar. Hani bu bugün ortaya çıkmış şeylerdir, yıllardır konuşulan şeyler. Ama hani farkındalık oluşmaya başladı artık hem toplumda, hem iş hayatında, hem de okullarda keza. Ama bu kadar büyük sorumluluk taşıyor olmamıza rağmen, şimdi kurumların yaptığı çalışmalara bakıyorsunuz, özellikle kampanyalara bakıyorsunuz. İşte ticari bir kaygı olduğu için işin içinde. Maalesef yüzeysellik çok ön planda, çok derinlemesine ve varlık amaçlarına hizmet eden kampanyalar değil bunlar. Eğitimde de benzer şeyleri görüyoruz, özellikle okul öncesi dönemlerde o kampanyaları görüyorsunuz her yerde, seçim kampanyaları gibi böyle. Artık bir şeyler metalaşmaya başlıyor bir noktada, çünkü siz hizmetsiniz karşında bir bedel talep ediyorsanız, o artık siz ister misafirliğin ister başka bir şey deyin ama artık o müşterinizdir. Yani bir hizmetin karşını bedel talep ediyorsanız müşterinizdir. Öğrenci müşteri olmuş durumda şu noktada. Ee, burada o varlık amacını eğitim kurumları e, yeniden anlayabilmeleri, hatırlayabilmeleri için burada e, eğitimdeki o cinsiyet ve fırsat, cinsiyet değişim içinde çünkü, hem cinsiyet hem de fırsat eşitliği anlamında dikkatleri kurumların hem özel hem e, kamusal alanda dikkatleri resmi kurumların bu noktaya nasıl çekilebilir? Çünkü ellerinde çok güçlü kaynaklar var, e, yetki var. Bunu bu alanda böyle kalıcı e, radikal kararlar almak üzere kullanmaları nasıl sağlanabilir sizce? Ee, yani Türkiye genelinde, dünya genelinde mi diye soruyorsunuz. Nasıl istiyorsanız öyle yanıt verin. Şimdi Türkiye özeline bakarsak aslında elimizde çok üzücü istatistikler var. Bu istatistiklerden bir tanesi bu geçtiğimiz pandemiden beri uzaktan devam eden eğitimde bu yeni açıklanan bir istatistik. Devlet okullarında okuyan evlatlarımızın ne yazık ki sadece %16'sı uzaktan eğitime devam etmişken özel okullarda okuyan çocuklarımızın %88. Şimdi bu inanılmaz büyük bir makas ve gerçekten çok üzücü. Şimdi bu bu tarz verileri daha çok paylaşarak ve buradan da eğitime erişimde nitelikli eğitimi, güncel nitelikli ve bu bahsettiğiniz sürdürülebilir kalkınma hedefleri boyutunda insanları yetiştiren ve yeni çağa hazırlayan bir eğitimde, erişimde fırsat eşitliğinin sağlanması gerekiyor. Fırsat eşitliğinin sağlanması için neler yapılması lazım? Bir kere hepimizin elimizdeki kaynakları ortaya koyması gerekiyor. Ben dönemin açık kaynak dönemi olduğuna inanıyorum. Biz kendi okulumuzda ne yaptık? Ben size örnek vereyim. Geçtiğimiz sene, çünkü biz okul olarak başından beri zaten eğitimin teknolojiyle buluşmasının çok önemli olduğundan bahsettik. Bundan kastım bakın her yerin akıllı tahtalarla donatılması değildi. Veliler burada hata yapıyorlar. Şimdi görüyoruz bunun ne demek olduğunu. Aslında teknopedagojiye uygun içerik, bundan anlayan öğretmen, bunu kullanabilen kurumsal bir idari yapı, bütün bunlardan bahsediyorduk. Bu e, araçları kullanarak ders almayı bilen Oradan ödev yapabilen öğrenciler çünkü hep birlikte eğitilmemiz gerekiyordu. Biz bunu yatırım yaptığımız için geçmiş dönemde, geçen sene Mart ayında okullar kapatıldığında biz o Cuma değil, yani Cuma günü okullar kapatıldı, uzaktan eğitime geçildi. Pazartesi günü okulumuzu açmıştık. Bir hafta tatil verilmişti tabii ki. Ne yaptık biliyor musunuz? O hafta velilerimizden, öğrencilerimizden ve öğretmenlerimizden izin istedik. Buradan hepsine gönülden teşekkür ediyorum. Herhalde bugüne kadar benim için yaptığımız en kıymetli şey bu. Ertesi pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığımız diğer bütün okulları açtığında ama daha henüz bu konuya hiç aşikar olmayan güç yok Kırım'ın ve Milli Eğitim Bakanlığımız gibi çokça vagonu olan bir lokomotifin de kendinin yolunu bulabilmesi için, o vagonların düzülebilmesi için ihtiyaç duyulan vakitte biz okulumuzu ücretsiz olarak YouTube üzerinden herkese açtık. Şimdi ne demek istiyorum? Ve 1789 tane TİNK'in öğrencisi olmayan öğrenci bizim okulumuza katıldı. Azerbaycan'dan Türkiye'nin en uca köşelerine kadar tek yeter ki ellerinde bir bilgisayar veya bir cep telefonu olsun. Ben bunu çok önemsiyorum. Ne yapmamız lazım? işte bunları yapmamız lazım. Elimizde neyimiz var? Bunları hep birlikte ortaya koyup paylaşmamız gerekiyor. Her şeyi devletten beklemek yerine bizler de özel sektör temsilcileri olarak elimizde olanları da paylaşımı açalım. Ve bu konuda da böylece farkındalığı arttırabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi birçok şey paylaştınız, e, okulda yaptığınız, e, sizi diğerlerinden farklı kalan e, birçok şey, noktaya da temas ettiniz ama bunları da bir derleyip toparlamak adına şöyle bir soruyla e, şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. E, şimdi satışta özgün e, satış vaat dediğimiz bir kavram vardır. Yani sizi diğerlerinden farklı kılacak bir takım sebeplerinizin olması lazım. Hani sizi neden tercih edin diye sorduklarında çünkü diye başlayıp sayabileceğiniz bir takım nedenlerin olması gerekiyor. Ayırt edici nedenler olması gerekiyor ki siz de birçoğunu saydınız burada. Ama aynı şey burada öğrenciler için de geçerli. Yani nasıl şirketler en iyi öğrencileri, iyi okullardan mezun olan öğrencileri kendilerine çekmeye çalışıyorlarsa, bu işveren markası adı altında bu çalışmaları yapıyorlarsa, Aynı şekilde sizin de bu kaynaklara sahip olabilmeniz, onları kendinize çekmeniz için bir şeyler vaat ediyor olmanız lazım bu noktada. Bu parlak öğrencileri, gelecek vaat eden öğrencileri kendinize çekmek için ve elinizde tutmak için sonrasında neler vaat ediyorsunuz onlara? Bir kere Tink sadece sınavda değil hayatta kazandırıyor ve bizim şu anda bu sene 3. dönem mezunlarımızı veriyoruz. Mezunlarımız Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi üniversitelerden tutun Türkiye'deki en iyi üniversitelere yerleştiler. Yani Tink'e gelen öğrencilerimiz sadece sınavda başarılı oldukları gibi aynı zamanda da ondan sonra da kendi girişimleriyle, kendi yapılarıyla çok farklı şeyler yapıyorlar. Biz burada o özgün satış vaadi dediğiniz şeyde aslında Mezunlarımızın bunu ifade etmesini daha önemsiyoruz ve mezunlarımız öğrencilerimizle konuşuyorlar ve onlar kendilerini anlatıyorlar, kendilerinde yaşadıkları değişimi anlatıyorlar. Bize göre aslında önemli olan bir kere kendi hayatında ne, kendini tanıyabilme. Ondan sonra kendini tanıdıktan sonra gitmek istediği yolu ve hedefi belirleyebilme. Çünkü hedefiniz olmazsa gittiğiniz yolun hiçbir önemi yok ve Türkiye'de bence hedef belirlemede de biraz sıkıntı var. Ondan sonra da o yolda gidebilecek azme sahip olabilme. Biz bunları öğretiyoruz öğrencilerimize. Bunu yaparken de bir ekip ruhuyla, takım ruhuyla, birinin başarısı öbürüne zarar verecek şekilde değil, hep birlikte kalkınma anlayışıyla, yani değer ortaya koyabilme anlayışıyla, girişimci ruhlu kendini gerçekleştirebilecek bireyler yetiştiriyoruz. Bunu da gördüğüm için zaten çok gurur duyuyorum. Şimdi bu bana şey hatırlattı, yan odaları dediğimiz bir kavram var biliyorsunuz. Şimdi bizim gibi düşünen, bizim gibi hisseden, bizim gibi yaşayan insanlarla kendimize bir çevre, bir dünya kuruyoruz. İlk başta bu bize çok iyi hissettiriyor çünkü söylediğiniz şeyler aynı şekilde size geri yansıyor. Yani diyorsunuz ki Aa bak herkes benim gibi düşünüyormuş. Bu sizi ilk etapta çok mutlu ediyor. Ama içinde şöyle bir tehlike var. Bir süre sonra siz farklı kaynaklardan beslenmeyi bıraktığınız için olan biteni olduğu gibi değil de olduğunuz gibi görmeye başlıyorsunuz. Bu çok tehlikeli bir durum. bunun dışına çıkabilmek gerçekten önce farkındalık sonra da cesaret isteyen bir iş. İşte bu noktada hani diğer kurumları da işin içine katarak söylüyorum eğitimle alakalı biz de kendi yankı odalarımızı oluşturmuş durumdayız. Ama oradan çıkmak gerçekten kolay değil. Birilerinin bir şeyleri göstermesi gerekiyor biz çünkü işin içindeyken bunu yakalayamıyoruz. Einstein'ın bir sözü vardır ya bir problemi onu yarattığınız düşünce düzleminde çözemezsiniz diye. Biz de o yankı odalarında debelenip duruyoruz. Bu döngüyü kırmak gerekiyor. çünkü belli bir noktadan sonra hayat tek düze hale gelmeye başlıyor. Çeşitlilik kaybolmaya başlıyor. siz de yaratıcılığa çok fazla vurgu yapan birisiniz. Hem kendi adınıza hem de okulunuzda e, öğrencilere vaat ettiğiniz şey bu. Bu noktalarda da bazen tıkandığımız olabiliyor. Dediğiniz ya her gün motivasyonunuz aynı olmuyor. Her gün aynı heyecanla, duyguyla, enerjiyle başlayamayabiliyorsunuz. Yaratıcılık anlamında da tıkandığımız zamanlar olabiliyor. Birbirimizi kopyaladığımız o yankı odalarına girdiğimiz dönemler de olabiliyor. Bu odalardan nasıl çıkıyorsunuz? E, çünkü bu çok çok önemli bir konu. E, hayatınız tek düzelik arz etmeye başladığında e, o kanalları yeniden nasıl açıp tekrar eski anlayışla yolunuza devam ediyorsunuz? Şimdi ne? Çok haklısınız. Hepimiz bunun içine düşebiliyoruz. O bir de konfor alanın. Yani konfor alanın içinde kalmak aslında başarılı olmak istiyorsan konfor alanın dışına çıkacaksın. Yani o korkuyu hissedebiliyor olman lazım. O çok e, ciddi bir çıkış olursa, çok dışında olursan öğrenme olmuyor, kitleniyorsun ama o aradaki o tatlı yerde durmak gerekiyor. Bunu eğitimde de uygulamaya çalışıyoruz. E, benim için aslında bakarsanız ben eğitime girdiğimde bırakın yankı odalarını, ben zaten kimsenin söylemediği ve kabul etmediği bir şey söylüyordum. Yani dolayısıyla herkesin yankı odalarından çıkmasına vesile oldum diyebilirim çünkü bundan 5 sene evvel eğitim tamamen değişecek. Artık öğrenciye odaklı olmamız lazım. Öğrencinin gelecek hayatta duyacağı, ihtiyaç duyacağı yetkinliklere odaklanmamız gerekiyor. Meslek kazandıracağız diye değil, sınav kazandıracağız diye değil, yetkinlik kazandıracağız diye buna bakmamız gerekiyor diye söyledikçe herkes zaten Zeynep Hanım öğretmen değil. Dolayısıyla bundan anlamıyor ve dolayısıyla onun söylediklerinin hiçbir kıymeti yok deyip duruyordu. Sonra ne oldu? Pandemi olduktan sonra bu sefer herkes dedi ki acaba Zeynep Hanım'a yurt dışından Dış mihraklar bir şeyler söyledi de o bunu biliyor muydu diye. Hayır öyle değil. Dünyanın nereye gittiğini görüyorduk. Benim için şöyle, Türkiye'de yankı odası oluşturmam yani çok kolay değil. Çünkü ben herkese karşı bir şey ortaya koymaya gayret ettim başından beri. Ve hala o direnci görüyorum eğitim sektöründe. Zaman zaman öğretmenlerden, zaman zaman idarecilerden, yani eski köye yeni adet getiren ben olduğum için. Ama benim en önemli şansım yurt dışında okuduğum için uluslararası bir sosyal ağım var. O yüzden de bu Türkiye'deki yankı odalarından çıkıp işte mesela ayda bir uluslararası dünyanın Milli Eğitim Bakanları ile olan 15 kişilik toplantılara katılıyorum. Beni dahil ediyorlar. Türkiye'yi ben temsil ediyorum bu toplantılarda. Onların neler yaptığını dinliyorum. Orada yani çok kıymetli insanlar var. Harvard Eğitim Fakültesi'nin başkanından tutun kadar. veyahut biz TİNK olarak dünyanın en inovatif yüz okulu arasındayız. Dolayısıyla onlarla o yüz okulla toplantılar oluyor. Orada İyi örnekleri konuşuyoruz, başarısız olanları konuşuyoruz. Aynı zamanda TİNK olarak Avrupa Birliği'nin mükemmeliyet merkezlerinden biriyiz. Gene orada ülkemizi gururla temsil ediyoruz. Dördüncü e, eğitim öğretim yılında bunları yapabilmiş olmak gerçekten çok kıymetli ve ekibime buradan sonuna kadar teşekkür Onlar olmasaydı hiçbiri olmazdı. Oralar bizim için çok farklı perspektifler oluyor. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Öğrenciler. Öğrencilerimizi dinliyorum. Ben onları dinliyorum, gençleri dinliyorum. Yani bir sohbete katıldığımda veya bir konuşmaya ben hiçbir zaman kendimi tamamen konuşmuyorum. Onların soruları benim için çok kıymetli. Burada olduğu gibi. Çok çok teşekkür ederim. Sizden çok değerli mesajlar aldık. Aklımda daha birçok soru vardı ama zamanımız müsaade etmiyor buna. Mesajlar için çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de oldukça beslendik. Bizi de yankı odalarımızın dışına çıkardınız. Çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben izin verirseniz programı tamamlayacağım şimdi. Evet, programımızın sonuna geldik. Bir iki cümleyle bu programdan çıktılarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Görünen o ki bizim her şeyden önce kalıcı eserler bırakabilmemiz için önce konfor alanımızın dışında farklı bir yerde ve farklı bir zamanda yeni bir resme ihtiyacımız var. Farklı koşulları hayal etmeye ihtiyacımız var. Çünkü biz aynı şeyleri yapmaya devam ettiğimizde günün sonunda yine aynı sonuçları alıyoruz. O konfor alanında bir süre sonra tükeniş başlıyor. Bütün bu yolculuğa bizi çıkartacak olan şey de o konfor alanı dışında belirlediğimiz nokta oluyor. Yani ne istediğimize öncelikli olarak net ve kesin bir şekilde karar vermek gerekiyor. Ben de şimdi size soruyorum. Peki siz ne istiyorsunuz? Siz bu soruya yanıt ararken hepinize keyifli bir hafta diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.